Rey Anaokulu'nu tercih etme sebebimiz aslında hem Diyanet yerleşkesinin içinde bir anaokulu açılacağını duyduğumuz zaman hem heyecanlandık. Diyanet'in böyle bir şeyi desteklemesi bizi heyecanlandırdı. Hem de buranın proje bir anaokulu olacağı ve öğrencilerin atölye çalışmalarıyla birlikte dünyayı keşfedeceğini, bilimi, ilimi ve aynı zamanda değerler eğitimini de aynı zamanda keşfedeceğini öğrendiğim için Reyhan'ın okulunu tercih ettim. Bir insanın evladı herhalde anneler babalar daha iyi hissederler. Çocukları çok önemli oluyor, özellikle de ilk çocuklar. Dolayısıyla güven içerisinde teslim etmek ve onları ilerideki eğitim hayatına, yaşamlarına, dünyadaki hayatlarına hazırlamak istiyor insan. En büyük sebep tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, vakfının bu işe ön ayak olması. Ortamı çocuklar için çok uygun. Oyuncakları, yemekhanesi, özellikle uyku alanının ayrı bir odada olması, bahçesi, oyun alanlarının güvenli olması bizi çok etkiledi. Burayı seçerken doğal ahşap kullanılmış olması, bahçe içinde olması, aydınlık olması, güneşi alıyor olması benim için çok önemli önceliklerden biriydi. Farklı atölyeler mevcut. Çocukların etkinliklerini sürdürebildiği. En son konuşmamda hangi atölyeden hoşlanıyorsun diye sordum da marangozluk atölyesinden hoşlandığını söyledi. Tabii bir kız çocuğu olarak farklı bir durum ama yine el becerilerini geliştirmesi açısından çekiç aldığını, gerçek çekiç, işte çivi tahtanın üzerine çakıp bununla ilgili bir aktivite gerçekleştirdiklerini söyledi. Benim bile yapmak istediğim deneyler yaptılar. Bu deneyler kimisi bahçede, kimisi mutfak atölyelerinde. Mantı yaptılar, turşu yaptılar, erişte yaptılar. Hani bizim Anadolu'da her zaman anneannelerimizle, babaannelerimizle yaptığımız çalışmaları demeyeyim de tabii o zaman etkinlik değildi bunlar. Doğal bir süreçti. Şimdi bunları yuvaya taşımış oldu Reyhan Anaokulu. Okulda bir takım branş dersleri var, halk oyunları, drama gibi ki işte dramada belki bizi ailece çok memnun eden peygamber kıssalarını çocuklar hem çocukların diline ve yaşına uygun olarak canlandırmaları, çok detaylı olmadan ruhunu anlamaları için ufaktan da olsa kulakları alışsın, işte bir fikirleri olsun diye canlandırmalar yapıyorlar. Dediğim gibi bu çok hoşuma giden bir şey. Güzel bir tarafı da bu tür böyle kısa süreli namaz surelerini öğretirken öğretmenleri onunla ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ya da başka bir şekilde hadislere dayanarak onunla ilgili menkıbeleri, daha doğrusu hikayeleri anlatıyorlar. Mesela Fil suresini öğrendiler. Fil suresiyle ilgili nasıl olduğu onu bize aynı şekilde anlatmış oluyor. Aslında anlamını da o hikaye ederekten kafasına nakşedilmiş oluyor. Özellikle İngilizce konusunda çok heyecanlılardı. Çocuklarda ben onu gördüm. Çünkü hikaye anlatma tekniğiyle İngilizce öğreniyorlar. Ve derslerde eğlenerek hem de dinleyerek, yani öğretmenlerinin anlattığı hikayeleri dinlemeye bayılıyorlar. Ben de gözlemledim bunu. Birkaç kez sınıflarına girme imkanım oldu. Şu anda okula başladıktan sonra bizim görebildiğimiz yani gelişimlerden birisi sosyalleşmesi. Arkadaşlarıyla artık daha rahat iletişim kurabiliyor. Onlarla oyun oynarken sıkıntı yaşamıyor. Öğretmenlerinden çok memnunuz. Kendileri çok fedakarca yaklaşıyorlar. Özellikle ilk alışma sürecinde onların desteklerini çok gördük. Karşılıklı birbirimize güven aşıladık. Onlar bize güven aşıladı esasen. O güven neticesinde de bunu çocuğumuzda pozitif olarak gördük. Dünya görüşü açısından bizim de kendimizi rahat hissettiğimiz bir yer. Kendine model alabileceği insanların, en azından bizim bundan memnun olduğumuz, model almasını istediğimiz insanların etrafında olduğu bir ortam.
mesleğim gereği diyetisyen olarak özellikle Reyyan Anaokulu'nun menülerine çok dikkatimi çekti. Gerçekten her gün sabahları süt verilmesi, 4 öğün yemekler olması ve her grubunda et, özellikle tavuğun kullanılmaması. Çünkü günümüzde tavuk etinin çok faydalı olmadığı nedeniyle çocuklara verilmesi çok da iyi olmadığı için Reyyan Anaokulu'nun menülerinde tavuk yer almıyor. Ve ikindi kahvaltılarında gayet doyurucu olması nedeniyle çocuklarımızın günlük alması gereken protein, karbonhidrat ve yağ dengesinin uygun ölçüde verilmesi de Reyyan Anaokulu'nun avantajlarından biri. Yemek seçen birisi benim kızım. Ama bu okula başladıktan sonra en azından daha önce hiç tadına bakmadığı yemeklerin de tadına bakmaya başladı. Burada farklı bir öğreti olduğunu öğretmenin de söylemişti bu konuyla ilgili. 5 kaşık kuralı o bayağı etken oldu. Beğenmediği bir yemek olsa bile yine 5 kaşık en azından alıyor, tadına bakıyor. Evde de bunu yapmaya başladı. Düşünen, çocuğunu anaokuluna göndermeyi düşünen veya kreşe göndermeyi düşünen anne babalar için söyleyebileceğim, Reyyan Anaokulu'nun herkese açık bir anaokulu olduğu, sadece Diyanet'e yönelik bir okul olmadığı, ki ben de zaten bir Diyanet çalışanı değilim. Bu nedenlerle çocuklarını güvenle, bir ön yargı olmadan gelip burada okulu öncelikle görmelerini ve son kararlarını öğretmenlerle tanıştıktan sonra, okulu gezdikten sonra vermelerini uygun bulduğumu söylemek isterim. Çocuğunuzun milli ve manevi değerler alabilmesi için iyi bir dil eğitimi, bunun yanında iyi bir beslenme. Çünkü beslenme çocukların gelişimi açısından, öğrenmesi açısından çok önemli. Kullanılan bütün ürünler gerçekten kontrol edilerek kullanılıyor. O nedenle çocuklarımızın huzurlu, mutlu ve gelenek ve göreneklerimizi tanıyan bir birey olarak yetişmesi için bütün aileler Reyyan Anaokulu'nu tercih edebilirler. Teşekkür ediyorum.